Bu haber önemli çünkü çoğu zaman anne babalar durumun ne olduğunu fark etmiyorlar ya da çocuklarına kızıyorlar ama aslında ciddi bir mesele. Çocuğunuzun rakamlarla arası iyi değil mi? Şunu kastediyorum. Saati okuma konusunda, zaman kavramında sorun mu yaşıyor? Dört işlem yapamıyor ya da çarpım tablosunu bir türlü öğrenemiyor mu? Dikkat edin ve çocuğunuza kızmayın. Çünkü muhtemelen çocuğunuzda diskalkuli yani matematik öğrenme güçlüğü var. Diskalkuli, kulağa pek tanıdık gelmiyor olabilir bu kelime. Bir hastalık değil, matematik öğrenme güçlüğü. Şimdi diskalkulik öğrenciler için rakamlar ve semboller çok farklı şeyler ifade ederler. Onlara 2 mi 6 mı büyük diye sorduğunuzda eğer 2'yi punto olarak biraz daha büyük yazarsanız 2'nin daha büyük olduğunu iddia edebilirler. Araştırmalara göre Türkiye'de rastlanma oranı %8 ila 10. İlkokul birinci sınıfa başladığında aslında rakamlar ve sayılarla tanışmaya ve çalışmaya başladığında sorun bir parça kendini hissettirmeye başlıyor. İlkokul 3. sınıf olduğu zaman öğrenci çok daha belirgin şekilde kendini hissettiriyor. Bazı öğrencilerin matematikle arası pek iyi değildir ama bu demek değildir ki o öğrenciler diskalkulik. Farkı iyi görmek gerekiyor. Bu tip öğrenciler rakamlar ve sembollerle sıkıntı yaşarlar. Dört işlem becerisi gerektiren problemleri çok zor ve çok geç yaparlar. Bu yüzden zaten üçüncü sınıfta, ilkokul üçüncü sınıfta kendini çok ciddi şekilde hissettirmeye başlıyor. Sıralamada sıkıntı yaşarlar. Zaman kavramını ifade etmekte zorlanırlar. Yer, yön ve mesafe kavramını ifade etmekte zorlanırlar ve bir türlü çarpım tablosunu öğrenemezler. Diskalkulinin çaresi var. Dört işlem problemleri 5-6 adımda çözülmeli. Ders ortamında çok az eşya olmalı. Ders araç gereçleri son derece derli toplu olmalı. Dersler renkli kalemlerle, akışkan diyagramlarla ve tablolarla işlenmeli. Öğrencinin kafasını karıştırmayacak temizlikte ve durulukta ders yapılmalı. Uzmanlar aileleri uyarıyor, evlerinize hep beraber oynayabileceğiniz zeka oyunları alın ve matematiği hayatın içinde yaşatın. İşte kızım bir gel, git bak bakalım içeriye kaç misafir gelmiş, kaç kişi var, kaç tane tabak eksik masada. Paramızın üstünü doğru mu aldık acaba, kaç lira eksik? Aa, bu film pek güzel değil galiba, baksana kaç koltuk boş gibi çok küçük yaştan itibaren matematiği hayatın içine almaları ve çocuklara yaşatmaları gerekiyor. Erzincan'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan öğrencilerle Erzincan Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler birlikte